El-İhtiyar'da dünkü videomuzda ana metinden gusül bahsini işlemiştik. Şimdi de şerh bölümünden gusle giriş yapıyoruz. Farzul gusli, guslün farzı nedir? El mazmazatu mazmazadır ve daha nedir? El istinşaku istinşaktır. Mazmaza ağzı suyla çalkalamak. İstinşak burnu suyla çalkalamak. Yani ağzı ve burnu yıkamak. Ve üçüncü farzı nedir guslün? Gaslu cemi'il bedeni. Bedenin tamamını yıkamaktır. Tabi akla şöyle bir soru gelebilir. Şimdi abdest alırken, normal namaz için abdest alırken, ağız ve buruna su vermek, ağzı burnu yıkamak sünnet iken, gusül esnasında ağza buruna su vermek neden farz? Böyle bir sorunun akla gelmesi doğal ve bu yüzden buna cevap geliyor şimdi. El farku beynehu ve beynel vuzu'i. El farku fark. Beynehu gusül ile ve beynel vuzu'i abdest arasındaki fark nedir? Ennehu o kişi abdest alacak kişi me'murun emredilmiştir. Emren haberi me'murun hu ismi. Neyle emredilmiştir? Bir gaslil vecihi yüzünü yıkamakla emredilmiştir. Fil vuzu'i abdeste. Öyle değil mi? Tağsilu vucuhekum ve eydiyekum diye devam ediyor. İlâ gumtum ila salâti tağsilu vucuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Bu bir emir. Abdest alacak kişiye bu emredilmiştir. Yüz. Peki yüz nedir ki? El müvacehetu birine yönelmek yani yüz. La takau olmaz. Dahil değildir. Burada kitaplarda genelde bir badini yazsa da bazı baskılarda bir badı neyni, bir badı ney, bir badı neyil yani tesniye cerhali. Badı nani, badı neyni, badı ney nun gitti. Çünkü badı ney kelimesi muzaf. Sükunlu sol tarafta liflamlı kelime var. Es-sakinu idâ hürrike hürrike bir kez kaidesini icra edersin ve bir badı neyil enfi dersin. Vel femi. Enf burun, fem ağız. Ağız ve burnun içini yıkamak dahil değildir yüze. Yüz nedir? Yüz ağzın burnun içi değildir. Dolayısıyla yüzünüzü yıkayın ayetinde ağız ve burnun yıkanması zaten anlaşılamaz. Ama ve fil gusli gusulde ise me'murun emredilmiştir kişi bi tathiri cemi'il bedeni bedenin tamamını yıkamakla emredilmiştir. Kâlallahu teâlâ ve in kuntum eğer siz iseniz nedir iseniz? Cünüben, cünüp iseniz, işte öyleyse iddahheru, tertemiz yıkan. Titizce yıkan. İşte bu durumda yecibu gerekli olur, farzdır, cemi'i ma, o şeyin tamamını yıkamak ki, yumkinu, mümkün oluyor, gasluhu, onun yıkanması. Yıkanması mümkün olan şeyin tamamını yıkamak gerekir. Çünkü feddaheru'da ne var? Şedde var. Titizce yıkanmaktan bahsedilmiştir. Cemi'i ma o şeyin tamamını yıkamak ki yumkinu mümkün oluyor gaslu yıkanması. Minel bedeni bedenden yıkanması mümkün olan her yerin tamamının yıkanması farz olur. İlla ancak batinel ayni gözün içi hariçtir. Gözün içini yıkamak buna dahil değil. Ala ma o şey üzere ki merra geçti. Abdeste geçmişti zaten. Abdeste de olduğu gibi diyebiliriz. Bi hilafi batinil enfi veya batineyil enfi vel femi ağız ve burnun içini yıkamanın zıttına gözün içini yıkamak yoktur. Ama ağız ve burnun içi yıkanır. Niye? Gözün içi yıkanmaz. Çünkü orada zaruret, meşakkat vardı, zarar vardı. Oysa ağız ve burnun yıkanmasında bir meşakkat, bir zarar ihtimali yoktur. Haysu şöyle ki yumkinu mümkün oluyor. Gasluhuma ağzında burnunda yıkanması mümkündür çünkü. Ve la zarara ve zarar da yoktur. Şihi onda. Onların yıkanmasında.
İşte öyleyse madem zarar da yok, yıkanması da mümkün, o zaman yecibu farzdır. Fakat şüphesiz ki teekkede tekit etti, kuvvetlendirdi. Ha, evet hocam doğru diyorsunuz. Aynen dediğiniz İbn Abbas'ın gözü kör olmuştu. Fakat şüphesiz ki teekkede tekit etti. Dalike bu görüşü, bu düşünceyi kuvvetlendirdi, takviye etti. Ney? Bi kavrihi aleyhi essalatu vesselamu. Bir hadis var. İnne şüphesiz ki tahte külli şa'ratin, şa'r saç demek, kıl demek. Her kılın altında vardır. Haber burası. Ne vardır? Cenabeten cünüplük vardır. Burası da inleyenin ismi. Haber öne geçmiş. Cünüplük vardır. Ela dikkat edin. Madem ki her kılın altında bir cünüplük alameti var. Şey öyleyse bullu yıkayın, ıslatın eşşa'ara kılları. Ve enku ve temizleyin el beşarete deriyi de yıkayın. Ve yecibu gerekir isalül ma'i suyun akıtılması. Nereye? İla usuri şa'ri saç diplerine, saçın diplerine suyun ulaştırılması gerekir ve daha esnaihi aralarına da ulaştırılması gerekir. Nerede? Fil lihyeti ve ra'si. Lihye sakal demek. Ra's baş yani saç, baştaki saçlar. Saçın da sakalın da aralarına suyun ulaştırılması gerekir. Esna ara. Peki niye böyle ki? Nereden çıktı bu? Lima tekaddeme geçen delilden dolayı. Bir hadis var. Az önce geçti. İlla ancak sadece dibi ıslatmak yeterli olur. İçini işte ıslatmaya, yıkamaya gerek yoktur. İza kâne olunca, nedir olunca? Zafiraten, yani kâne hüve, o saç ise, o saç olunca, hüve kânenin ismi, nedir olunca? Zafiraten, örgü olunca, yani saç örgülüyse, o zaman dibini ıslatmak yeterli, içini arasını yıkamaya gerek yok. Fi rivayetin, bu rivayette öyledir. Lil haraci, zorluktan ötürü durum böyledir. Böylece guslün farzının şerhini okuduk. Kale ve sünenuhu, sünnetine dair olan bölümde kaldık.